dünyanın en güzel şehirlerinden Milano'ya indiğimizde tarih ve moda rüzgarı sardı dört bir yanımızı. Sonradan yavaş yavaş iliklerimizde hissetmeye başladık buram buram futbol aşkını. Akşama oynanacak sezonun açılış mücadelesi olan Milan-Lazio maçı için rotamızı çizdik ve San Siro'nun yolunu tuttuk. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing beat the bell. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar demektir. Yeni umutları yüklenip çıktığınız yolculuklar, uzak hedefleri olduğundan çok daha yakın gösterir. Bir taraftar için yeni sezon başlangıcı, umut dolu bir çantayla çıkılan en güzel yolculuktur. Yeni formalar alınır, atkılar takılır ve aşık olunan renkler için sevgiliyle buluşmaya koşulur mabede. Milano'da da işte aynen böyleydi durum. Yeni umutların somutlaşmış hali olan yeni formalar ve yeni formalara işlenen yeni transferlerin isimleri sarmıştı efsane stadın çevresini. Forza Milan, gole! Sezon başı için alınan ilk bilet umutlar sahnesine açılan ilk kapıdır. Hele bir de rakip ezeli bir rekabetin temsilcisi ise kalp atışları çok daha hızlı duyulur taraftarın sessiz çığlıklarından. O bilet elinizde bazen yürüyerek bazen koşarak çıkarsınız merdivenlerden. Çok özlemiş, çok yorulmuşsunuzdur. Ancak değer. Ne olursa olsun değer. Çünkü çok uzun bir ayrılıktan sonra mabede gelmenin, eski dostlarla buluşmanın, sevgiliyle kavuşmanın mutluluğu paha biçilmezdir. Bazen içten bir tezahürat, bazen açılan bir pankarttır. Aşkı haykırmanın en güzel yolu. İlk düdükle birlikte özlem artık resmi olarak bitmiş, onsuz geçen günlere inat, macera yeniden daha da tutkulu olarak başlamıştır. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Bu senaryoda hep iyi şeyler olmaz. Olmasını da bekleyemezsiniz zaten. Çünkü hayattır, nefes almaktır futbol. İlk golü takımınız yer. Ahlar, bahlar yükselir birden dört bir yana. Sonra yeniden başlarsınız. Ayağa kalkıp daha yüksek sesle artırırsınız desteğinizi. Yine olmaz. Topu yine ağlarınızda görürsünüz. Olduğunuz yere çökersiniz, isyan eder bağırırsınız. Zaten futbol budur, budur hayat. Ama hüzün bazen daha net görmenizi sağlar. Sevdiklerinizle yan yanasınızdır. Aşkınızla yan yana, eski dostla, sevdiğinizle. Budur sizi özgür kılan, budur hayatın yansıması futbol. Gücünüzü tekrar toplar, omuzlarınızdaki yükü aldırmadan, kalbinizle sevgiyle, son sesinizle daha da güçlü haykırırsınız. İşte tam o anda tekrar uyanır takım. İşte şimdi geri dönmüştür oyuncular da. İşte şimdi bir olmuştur taraflarla takım. 2-0 aldırmadan başlar ataklar. Aradan çok geçmez. Bütün o çalışmaya, stattaki sinerji de eklenince fark 1'e iner. Coşku ve inanç daha da yükselir bu anlarda. Artık vakti gelmiştir. Vakit hayatla, vakit rakiple, vakit durumu eşitleme vaktidir. Ve sayısız gecedir beklenen o golle statta zirve yapan his. Coşkuyla bezli bir mutluluk duygusudur.
bazen 2-2'den sonra 3 gelmez. Ama zaten her an bir efsane yazılacak olsa efsaneler sıradanlaşmaz mı? Zaten aşk bu takımın varlığına, bu takımın renklerine, bu takımın ileride yazacağı efsanelere göre değil midir? Galibiyet gelmese de hasret bitmiş, sevenler kavuşmuştur. Umutlar çantada, yepyeni bir yolculuğa çıkmıştır taraftar. İtalya'da da, Almanya'da da, Filipinler'de de olsa başlangıçlar her zaman umut doludur. Başlangıçlar her zaman yazılmayı bekleyen beyaz sayfalardır. Stat'tan çıkarken başın önde olması kaybedilen 2 puandan değil, düşünmekten ve şimdiden bir hafta sonrasının planını yapmaktandır. Eve giden otobüse binerken etrafta ertesi hafta tekrar buluşulacak dostlar, torbada umutlar, dillerde ah o gol kaçar mıydı sohbetleri ve yüzlerde yorgun tebessümler vardır. Tekrar nefes alınmaya başlanmış, sevgiliyle tekrar buluşulmuş, macera tekrar başlamıştır.